Rusya ve Çin'den Batı'yı adeta sallayan bir hamle geldi. İki ülke diğer alanlarda olduğu gibi askeri alanlarda da büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda. NATO'ya karşı yapılan bu hamlenin detaylarına hep birlikte tanık olalım. Videoya geçmeden önce beğen butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu benim için çok şey ifade edecektir. Şimdiden teşekkür ederim Derin Tanık ailesi. Rusya ve Çin ordularının bir araya geldiği görüntüler dünyayı salladı. Rusya ve Çin'le ayrı ayrı baş etmeye çalışan NATO ve Amerika için tehlike çanları çalıyor. Amerikalı uzman işin renginin savaş alanında değişebileceğini söyledi. Amerika'nın ittifak arayışlarının ve geniş çaplı tatbikatlar yaptığı bir dönemde Batı'da paniğe sebep olan bir ortaklık geldi. Ortaya konan askeri güç savaş endişelerini arttırdı. 10 bin kişiden oluşan Halk Kurtuluş Ordusu ve Rus birlikleri, ikili askeri ilişkilerde yeni bir zirve olarak lanse edilen askeri tatbikatlarda jetler gökyüzünde çığlık attı. Kuzey Çin'de toplar patladı. Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ortak tatbikatlar Rus birliklerinin Çin unsurlarına entegre edildiği ortak bir komuta ve kontrol sistemi kullanan türünün ilk örneğiydi. Tatbikatlar ayrıca her iki tarafa da yeni silahları test etme, Rus birliklerine de ilk kez zırhlı saldırı araçları da dahil olmak üzere Çin yapımı teçhizatı kullanma fırsatı verdi. Kısmen terörle mücadele yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ortak tatbikatlar, Afganistan'daki güvenlik durumu, Kabil'deki Amerikan destekli hükümetin çöküşünün ardından kötüleşmeye devam ederken geldi. Ancak Batı'daki ve Avrupa'daki analistler, tatbikatların gerçek askeri değerini sorgulayarak Pekin ve Moskova'nın propagandadan ekonomiye farklı hedefleri olduğunu öne sürdüler. Rusça'da Zapad Interaction 2021 veya Çince Shibu Unity 2021 olarak adlandırılan tatbikatlar, geçen hafta Çin devlet medyasının manşetindeydi ve Kuzey Çin'deki faaliyetlerden çok sayıda haber, fotoğraf ve video yayınlandı. Griffith Asya Enstitüsü'nden Peter Layton, tatbikatların son derece kareografik olarak görüldüğünü ve sahadaki komutanların savaşın hararetinde önemli kararlar vermek zorunda kaldıklarında işin renginin değişebileceğini söyledi. Son haftalarda Batı manşetleri, Güney Çin Denizi'nde İngiliz liderliğindeki bir uçak gemisi saldırı grubu ve Avustralya'da Amerikan, Japon ve Güney Kore birimlerini içeren yoğun tatbikatlar da dahil olmak üzere, Pasifik'teki Amerikan müttefikleri ülkeleri arasında askeri işbirliği hikayeleriyle doldu. Ancak Pekin, Washington'ın sahip olduğu sayıda müttefik ve ortaklara sahip olmasa da, tatbikatlar sayesinde bölgesel bir ortakla uyumlu çalışma yeteneğini gösterme fırsatı buldu. Bununla birlikte Moskova'daki Carnegie Vakfı'nın Asya-Pasifik Programı Rusya Başkanı Alexander Gabuyev, her iki tarafta yakın ilişkileri hakkında gururlu demeçler verirken, gerçek bir Rusya-Çin muharebe ittifakına henüz zaman olduğunu söyledi. Gabuyev bir Twitter mesajında, "Askeri işbirliği, savaşa beraber girmek için karşılıklı yükümlülük içeren bir savunma anlaşmasına ihtiyaç duyulduğu anlamına gelmez." diye yazdı. "Resmi bir ittifak, her iki tarafında son derece değerli olan özerkliği sınırlayacaktır." diyen Gabuyev, Rusya'nın Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde gerçek bir çıkarı yokken, Çin'in Kırım'a dahil olmak için herhangi bir yükümlülüğe ihtiyacı olmadığını vurguladı. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, tatbikatların başarısının, Çin ve Rusya'nın tam bir kararlılık ve güvene sahip olduklarını ve bölgede ortaklaşa barış ve istikrarı koruma yeteneğine sahip olduklarını doğruladığını kaydetti. Uzun vadede Rusya'nın gelişmiş işbirliğine yönelik güdüleri askeri olmaktan çok finansal olabilir. Gabuyev, Twitter mesajında Rusya'nın hızlı askeri modernizasyonuna rağmen hala Rus teknolojisine ihtiyaç duyan Çin'e daha fazla silah satmak için bir fırsat penceresi gördüğünü söyledi. Öte yandan Gabuyev'e göre Rus kuvvetleriyle birlikte yaptığı eğitim sayesinde Çin başka bir şey satın alıyor. O da savaş alanı deneyimi.
Örneğin Rus ordusu son yıllarda Suriye ve Kırım'da test edildi. Bunların bir kısmı ortak tatbikatlar sırasında Çin'le paylaşılabilir. Öyle ki Çin en son 1979'da Vietnam'la bir sınır çatışması sırasında savaşa girmişti. Geçen pazartesi günü tatbikat başladığında ülkenin devlet medyası Çin Hava Kuvvetleri'nin son 10 yıldır ilk kez birinci sınıf jet olan J-20'nin gövde gösterisine odaklandı. Devlet tarafından işletilen Global Times, J-20'lerin ortak tatbikatlarda ilk kez ortaya çıkmasının Asya'daki güvenlik zorlukları ve Amerika ve müttefiklerinden gelen doğrudan tehditler karşısında Çin-Rusya askeri işbirliğinin arttığını gösterdiğini söyledi. Haber, iddia edilen tehditlerin niteliğini belirtmedi. Ancak J-20'lerin Çin-Rusya tatbikatlarında görünmesi, Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Asya'da şimdiye kadarki en büyük savaş gücü gösterisini yapmasından sadece birkaç hafta sonra geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya ve Çin Silahlı Kuvvetleri'nin karada, havada ve denizde etkileşiminin artırılmasının iki ülkenin savunma bakanlarının önemli bir faaliyet alanı olduğunu belirtti. Çin Savunma Bakanı Wei Fengyi ile bir araya gelen Shoigu, Rusya ve Çin Silahlı Kuvvetleri'nin karada, havada ve denizde etkileşiminin arttırılmasının iki ülkenin savunma bakanlıklarının önemli bir faaliyet alanı olduğunu söyledi. Orgeneral Shoigu, Rusya ve Çin arasında ortak harekat ve muharebe eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi düzenli bir uygulama haline geldi. Karada, havada ve denizde. Silahlı kuvvetlerimiz arasında yüksek düzeyde etkileşim sağladık. Onu arttırmak, ilerideki faaliyetlerimizin önemli alanıdır diye konuştu. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinin savunma bakanları toplantısının üstünden 2 haftadan fazla geçtiğine dikkate çeken Shoigu, dost Çin'i ziyaret etme daveti ve ortak tatbikatın aktif aşamasını birlikte gözetleme fırsatı için Çinli mevkidaşına teşekkür etti. Rus askeri birliğinin katılımında Çin topraklarında ilk kez bu tür bir etkinlik düzenleniyor. Bu da Vostok 2018, Center 2019 ve Kafkaz 1010 birlik ve kuvvetlerinin stratejik komuta personeli tatbikatları sırasında başlayan ortak çalışmamızın mantıklı bir devamı haline geldi. Ayrıca Rusya ve Çin Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır Mirnaya Misiya, Barış misyonu çok taraflı terörle mücadele tatbikatlarına katıldığı, her yıl iki ülkenin uzun menzilli uçaklarıyla ortak hava devriyeleri gerçekleştirdiğini belirten Shoigu, Rus-Çin Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla deniz etkileşimi tatbikatını icra ettiklerini kaydetti. Rusya ve Çin takımlarının uluslararası ordu oyunlarında etkin katılımına dikkat çeken Shoigu, Çin, çeşitli ülkelerden asker profesyonellerinin bu eşsiz yarışının geleneksel bir katılımcısı ve ortak düzenleyicisidir. Takımlarınıza başarılar dilerim dedi. Oyunların 22 Ağustos'ta başlayacağını kaydeden Shoigu, pandemiye rağmen bizde ve daha 11 ülkede uluslararası ordu oyunlarında rekor sayıda ülke katılıyor. Bu ülkelerin sayısı şu anda 44'e ulaşmış durumda ifadelerini kullandı. Shoigu söz konusu açıklamaları Çinli mevkidaşının daveti üzerine iki ülke birliklerinin ortak tatbikatını izlemek üzere geldiği Çin'deki Shintokxia poligonunda yaptı. Tatbikata Rusya ve Çin'den 10.000'in üstünde askeri personel katılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada manevraların amacı Rus-Çin ilişkilerini kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşimi geliştirme kararlılığını ve yeteneğini göstermek. İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri işbirliği ve dostluk seviyesini yükseltmek ifadesine yer verildi. Tatbikata Çin ordusundan 200 adet zırhlı araç, 90 adet top, 100'den fazla uçak ve helikopter, kara ve hava kuvvetleri birliklerinin katıldığına dikkat çekilen açıklamada, Rusya tarafından Doğu Askeri Bölgesi birliklerinin birine ait motorize birimleri, hava kuvvetlerinin Su-30SM uçakları ve hava savunma kuvvetleri yer aldı vurgusu yapıldı. Amerikan ordusunun insansız kara araçları alanında Rusya ve Çin'le teknolojik yarış içinde olduğu belirtildi. Popular Mechanics yazarı Kylie Mizokami, halihazırda Amerikan ordusunun 3 tip otomatik savaş birimi üstünde çalıştığını kaydetti. Gazeteci, bu birimlerin boyut, teknik donatım ve yerine getirilecek görevlere göre farklılık göstereceğini ifade etti. Bu alanın çok önemli olduğunu, Rusya ve Çin'in de benzer insansız araçlar üstünde çalıştığı belirtilen yazıda, orduya gerekli sayıda savaş robotu sağlayacak olan ilk ülkenin önemli bir avantaj elde edeceği kaydedildi. Yazıda tümgeneral Ross Kaufman'ın sözlerine yer veriliyor.
Yeni çalışmaları 2. Dünya Savaşı dönemindeki General Patton'ın hayalet ordusuyla karşılaştırılan Kaufman, karanlıkta bu araçların yaklaştığını duyuyor ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorsan korku giderek artıyor diye kaydetti. Hayalet ordu, Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunu aktif olarak yanıltmak için kullandığı gizli bir birlikti. Bu birliğin askerleri düşmanı yanıltmak için sahte tanklar, kamyonlar ve radyo programları kullanıyordu. Birlikle ilgili bilgi sıkı gizlilik içinde tutuluyordu. Bilgi ancak 1996 yılında açıklanmıştı. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.